Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneğin yapılışını paylaşacağım. Örneğimi şöyle de göstermek istiyorum. Elimdeki örnek şu anda ütülenmedi. Sadece örneği çıkarttım ve sizinle paylaşmak istedim. İşaret zincir çekerek tırbatlı kısmını yaptıktan sonra altın ben böyle bir krem rengiyle çalıştım. Bu krem rengi olan kısmını yapıyoruz. Daha sonrasında da üst kısmın çiçekleri yerleştiriliyor. Ben bu iki rengi birbirine bu sefer bu örnek için uygun buldum. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Renk konusunda çünkü çok uyumlu, çok uyumsuz diye çok fazla yorum geliyor. Dediğim gibi herkes kendi istediği renkle yapabilir tüm örnekleri. Benimki bu renk oldu. Size fikir versin. Farklı bir renk seviyorsanız yapabilirsiniz tabii ki. Hemen yapalım arkadaşlar. Sıfırdan başlangıcını anlatıyorum öncelikle. İkişer zincir çekerek tığ battıyı oluşturduktan sonra hemen ipinizi tutturun tığ battıya. Bu anlattığım yerden itibaren yaparsanız sıfırdan başlangıcını yapmış oluyoruz. Yaklaşık 1 santim uzunluğunda örümceğimi alarak başlıyorum. 2 kez doladım. Şöyle göstereyim. Tığ battıda 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4.'ünün altından giriyorum. Sonra bunu çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geliyorum bir defa. Hemen şöyle küçücük bir kirpik oluşturuyorum. Üzerine 2 zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Trabzanın altından girerek bir tane küçük trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yaptığım küçük trabzanın üzerine altından dolanarak 4 sık iğne yapacağım. 2 oldu. 3, 4 oldu. Geri kalanını şöyle göstereyim. Uzun trabzandan aşağı doğru ineceğim tığ battıya kadar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğnem var. 9. tığ battının altında. Şöyle göstereyim. Yaptığımız ilk şekil böyle. Bir tane daha yapalım. Örümcekle başlıyorum 1 santim uzunluğunda. Daha uzun olmasına gerek yok. 2 kez doladım. Tığ battıda 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4.'ünün altından giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Trabzanın altından geliyorum. Kirpiğimi bağlıyorum. Üzerine 2 zincir daha çekiyorum. Bir kez doladım. Gene trabzanın altından girip bir küçük trabzan yapıyorum. Şöyle çift kat, çift kat çekerek. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Şöyle küçük trabzanın önünden giriyorum. Burayı 4 tane sık iğne ile dolduracağım. 2, 3, 4. Aşağıya doğru da 8 tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. her zamanki gibi tığ battının altında olacak. Şimdi alt kısmını göstereyim arkadaşlar. Yapıldığında böyle bir görüntüsü oluyor alt kısmının. Bittiğinde görüntü bu. Hemen üst kısmın çiçeğini yapmaya başlayalım. Çiçeği yaparken ben tek renkle çalıştım ama yani farklı renklerle bir arada çalışılabilir. Hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. İpimin numarasını göstereyim. 80 numara altın başak mor bir ip. İlmeğimi oluşturuyorum önce. İlmeğimi oluşturduktan sonra geliyorum. Şu şekilde arkadaşlar. İlmeğimi tutturuyorum. Tutturduktan sonra hemen ayağımın ters yönüne dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar geliyorum aynı yere. Aynı o 4 zincirle yaptığım küçük yuvaya. Zincirimin diğer ucunu tutturuyorum. Dönüyorum. Şimdi kirpik kısmını yapacağız arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9 tane kirpik yapmışım ben. 2, 4, 6, 8, 10 tane pardon. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Mor oluşturduğum yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde bunu ona tamamlayacağız. Şu an benimki 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3,
4, 5 zincir. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6 oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonra tamamladık. Şöyle göstereyim çiçeğimi. Çiçeğim oluştu arkadaşlar. Bunun ütülü halini paylaşacağım sizinle. Çünkü tam istediğim görüntüyü şu an vermiyor. Örnek çok kolay bir örnek. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Hepinizin ellerine sağlık.